arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Teknoloji.com YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte, daha doğrusu bu videomuzda Asus'un CES, yani biz de CES diyoruz bazen ama Amerika'nın Las Vegas şehrinde düzenlenen CES fuarında tanıttığı yepyeni ROG, Republic of Gamers oyun bilgisayarlarına göz atacağız. Bilgisayarların bir kısmı yenilendi, güncellendi, bir kısmı da yeni ürünler de tanıtıldı. Şimdi Osman'la beraber bu ürünlere hızlıca bir göz atacağız. Bu arada onu söyleyelim, o ürünler Türkiye'ye geldiği zaman daha önce biz Asus'un ürünlerini inceliyorduk. Onları da inceleyeceğimizi söyleyelim. Zaten videonun içinde de şu yukarıdaki bilgi kutucuklarından da bu incelediğimiz Asus ROG modellerini görebileceksiniz arkadaşlar. Bilgisayarlardan neler var? Bir sürü farklı farklı modelin 2021 modeli tanıtıldı. ROG Strix Scar 17 isimli yeni bir bilgisayar geldi arkadaşlar. Bu tamamıyla hardcore bir oyuncu bilgisayarı. Şöyle diyebiliriz buna. Asus da böyle diyor. Zaten hani dünyanın en güçlü taşınabilir dizüstü bilgisayar arkadaşlar. 17 inç ekran zaten. Daha güçlüsü yok. Evet, 17 inç ekran var. Ekran kartı RTX 3080 serisi ekran kartı geliyor. AMD Ryzen 9 5900HX işlemciyle geliyor arkadaşlar. Bir de enteresan bir özelliği var bu bilgisayarın. Üzerinde böyle belli bir ROG yazan bir bölüm var. Onu kutusundan farklı farklı tasarımlar çıkıyor. Evet. Onlarla çıkartıp değiştirebiliyorsun. İşte onun yerine bunu takıyorsun, onun yerine şunu takıyorsun. Modüler bir yapı biraz. Yani hoş bir şey. Tasarım yani güzel. Zamanla aynı bilgisayarı görmekten sıkılıyorum diyorsan aç değiştir demiş adam. Farklı bir alternatif sunmuş. Bence hoş bir şey. Bir de klavye dedik ya, optik dedik. Mekanik dedik, daha doğrusu optik mekanik klavye dedik. Bir de klavye ile gövde şeffaf, yarı şeffaf daha doğrusu. Yani içerideki komponentleri görebiliyorsun. O da enteresan bir şey olmuş. Aynen, güzel. Bir de ben bu bilgisayarla ilgili şunu söylemek istiyorum. Bu bilgisayarı aldığınız zaman yani sizi arkadaşlar belki 10-15 sene götürür. Yani ben bu cihazın 10 sene boyunca açamayacağı bir oyun olmayacağını düşünmüyorum. O kadar iyi. 10 sene. 10 İyi sene. Mi? 10 sene. Ya çünkü zaten şöyle düşün. Yeni nesil konsollar yeni çıktı. Bunlar bir 7-8 sene gidecek. Evet. Değil mi? Bunların işlemcileri falanı filanı belli. Demek ki bunun için çıkan bütün oyunlar bu bilgisayarla değerli, yani çalışır. Tabii 3080 var üzerinde, düşün yani. RTX. Hala şu anda satılan oyun bilgisayarlarında 1650'ler GTX'ler dolaşıyor. Dolaşıyor. 3080. Yani 3080 takmış adam ama. Şu an yukarıda yani, daha üstü yok. Ya bu 3080'in böyle standarda inmesi zaten 5 seneyi bulur. Evet. Fiyatının ucuzlayıp da tüm laptoplarda karşımıza çıkması falan. O yüzden bir doğru. O yüzden bir 10 sene götürür yani. Şimdi bir diğer bilgisayarımız 2020 model ROG Strix G, yani G modeli. Bununla biraz daha böyle hani farklı renk seçenekleri de var. Evet. İşte gövdenin hem enden hem de boydan aynı, yani bir önceki sürüme göre %5 oranında küçülmüş. Santim milim olarak baktığımız zaman söyleyebiliyoruz bunu. Bu arada Asus çok güzel bir şey yapmış. Benim çok hoşuma gitti. Birçok üründe var. Pil kapasitesini %50 oranında arttırmış. Bak, 90 watt. Gövde küçülüyor. Buna rağmen pili arttırıyor. %50 oranında. Çok iyi bir rakam. Ve 11 saatlik video izleme süresi sunuyor ki gerçekten hani bu çok güzel çok bir iyi bir rakam arkadaşlar. Şu anda yani normal ortalama bir laptop alsanız en fazla 3-4 saat götürür şey olarak. Evet. Video izleme süresi olarak. Burada 11 saat video izleme. Evet. Bir de bununla hani ofis modu çalıştığını düşün. Çok bitmez çok yani pili. Evet. Yani 90 watt saat çok iyi, onu söyleyebilirim. Bir de şöyle bir güzel bir özelliği var. Birçok Asus, yani bu 2020 modellerin hemen hemen tamamına gelmiş arkadaşlar. Evet. Tip C, yani Type-C bağlantısından 100 wattlık şarjı destekliyor. Bu da güzel bir özellik. Adaptörü evde bıraktınız. Yanınızda bir tane PD dediğimiz Power Delivery destekli bir adaptörünüz varsa doğrudan USB Type-C üzerinden de bu bilgisayarlarınızı şarj edebiliyorsunuz ki ROG Strix G'de de bu özellik bulunmuş. Bence o çok önemli bir özellik. Bence önemli. Yani biliyorsunuz arkadaşlar, çoğumuz telefonumuzu şarj etmek için powerbank vesaire taşıyoruz. Bu Type-C girişi sayesinde özel powerbankler var. Notebookları şarj edebilen, o powerbanklerle notebookunuzu da şarj edebiliyorsunuz. Yani güzel, bence bir güzel bir konsept. Aynı fikirdeyim. Şimdi bir diğer ilginç ürün ise yine 2001 model ROG Zephyrus Duo 15. Biliyorsunuz Asus'un daha önce çift ekranlı modelleri vardı. Şimdi bu şeye de gelmiş oluyor. Oyun tarafında da artık evet, karşımıza çıkmaya başladı. Çift ekran özelliği var. Şöyle ekranı açtığınız zaman şu klavyenin üst kısmında bir ekran daha orada öne doğru kalkıyor. Çok güzel. Çok şekil. Tasarım çok güzel çok duruyor güzel arkadaşlar. Hani bir de şey olayını çok ben sevdim ya. Tanıtım esnasında falan da gösterirler onu. Adam getiriyor, alta atıyor. Alt ekran çıkıyor böyle.
üst ekrana kaydırıyor, üst ekrana geliyor. Ya bu falan. Daha çok şeyler için bu arada. Mesela sen bilgisayarda aynı zamanda müzik yapıyorsun. Aynı zamanda tasarım yapıyorsun. Evet, tasarım Premiere falan. Kullanıyorsun. Mesela Premiere'ın bilmem ne barını aşağı koyuyorsun. Ya da Photoshop'un başka bir barını. O barda direkt şey yapabiliyor. Hareketleri böyle. Hızlı bir şekilde oradan yapabiliyorsun. Atıyor yukarıya falan. Çok başarılı. Ya kullanım onun üzerinde biraz profesyonelleşince böyle alışınca evet, gerçekten çok muazzam bir kullanım alanı sunuyor. Yani. Güzel. Bence. Çok hoşum. Ya tasarım olarak da çok hoş duruyor. Yani şöyle laptopu açtığın zaman çok muazzam duruyor. Normal bir laptop gibi durmuyor yani durmuyor. Açıkçası. Aynen. Şimdi RTX 3080 var ekran kartı olarak. AMD Ryzen 9 serisi işlemci kullanıyor. 4K yani ekran seçenekleri var bu arada. 4K'da 120 Hz veriyor. Full HD'de 300 Hz. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. 300 Hz yenileme frekansı, yenileme hızı var. Tabii donanımlar değişebilir. Hani RAM'i farklı alabilirsiniz, işte depolamayı farklı alabiliyorsunuz ama bence bilgisayarın öne çıkan özelliği çift ekran. Çift ekran. Kesinlikle. Şimdi 2021 model ROG Zephyrus G15'imiz var. Bu da yine güçlü sayılabilecek bir bilgisayar serisinden bir tanesi. RTX 3080 geliyor. İşlemci AMD 9 serisi var. Bu daha çok günlük kullanım için tasarlanmış bir şey. Evet. Hani tak böyle hani RGB ışıklar şunlar bunlar ya yok belki. Ya günlük kullanım da yine de RTX 3080 günlük kullanım bayağı, bayağı sağlam bir günlük kullanım onu söyleyeyim. Hani günlük kullanım dediğimiz arkadaşlar çoğu ben oyun bilgisayarım diyen bilgisayarı böyle çantasında sallar yani. Aynen. Altı hoparlörlü bir ses sistemi var bunun. 90 watt saat bir pili var. Yine daha önceki modellerde olduğu gibi bir de 2K yani 1440p'de 165 Hz ekran yenileme hızı sunuyor. Ama söylediğim gibi bunun farklı donanım özellikleri de vardır diye. Tabii bütçesine göre herkes şey yapabilir evet. Yani biraz. Aynen. Bakabilir modeller. Şimdi 2021 modellerde devam edelim. ROG Zephyrus G14'te bir güncelleme almış. RTX 3060 var. AMD 9 serisi işlemcimiz var. 2K'da 120 Hz ekranımız var. Bir de bizim daha önce incelediğimiz G14 modelinde vardı. Anime Matrix diye bir ekran vardı. Bilgisayarın ön tarafında yazı mazı çıkartabiliyorduk. Biz incelemiştik farklı hatta bir onu. Tecrübe. O da yine bu G14'le beraber devam ediyor. Geliyor arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Bir ürün daha var. Onu aslında Osman anlatsın birazcık. Bu 2021 model ROG Flow X13. Kompakt bir tasarıma sahip bu bilgisayar ve ağırlığı da gayet hafif. Hatta ağır diyemeyiz buna. Gayet hafif bir bilgisayar. 1.3 kilogramlık ağırlığı var ve 15 milimlik de bir kalınlığa sahip. Şimdi böyle duyunca arkadaşlar şöyle düşünebilir. Ha bu bir iş bilgisayarı. Bununla oyun falan oynanmaz falan ama değil arkadaşlar. Çünkü üzerinde GTX 1650 ekran kartı bulunuyor. Ayrıca AMD Ryzen 5980HS işlemcisi bulunuyor. Yani oyun tarafında size istediğiniz her şeyi verebilecek bir bilgisayar. Yani şu anda hali hazırda çıkmış olup da bu bilgisayar bir çalışmayacak. Oynayamayacağım yok. Yok bunu size baştan belirtmiş olalım. Dokunmatik bir ekranı var. 360 derece açılabiliyor bu ekran. Kalem renk kullanım imkanı sağlıyor size bu bilgisayar. Yani atıyorum bir proje üzerinde çalışıyorsunuz vesaire. Direkt olarak hani şöyle katlayıp ne yapabiliyorsunuz? Tablet gibi üzerinde çeşitli notlar alabiliyorsunuz. 16'ya 10 ekran oranıyla geliyor. 4K 120 Hz'lik bir ekranı var ve pek çok diğer Asus modelinde olduğu gibi yine 100 Watt saatlik bir pilimiz ve 100 Watt Type-C şarj özelliğiyle geliyor. Genele baktığımız zaman bu bilgisayar arkadaşlar kime hitap ediyor? Ben söyleyeyim. Ben iş için alıyorum ama canım sıkıldığında oyunda oynayacağım. Eğer böyle bir kafalıysanız gerçekten mobil yapıda tüm beklentilerinizi karşılayacak bir bilgisayar. Dediğim gibi 1.3 kilogramlık gayet hafif bir cihaz ve kalınlığı da diğer hani sınıfındaki bilgisayarlara göre gayet iyi. Şimdi son bir ürün var arkadaşlar. Asus'un CES 2021 kapsamında tanıttı. ROG XG Mobile diye bir ürün. Bu enteresan bir şey. Evet ben de bunu gerçekten çok enteresan buldum. Baktığımız zaman taşınabilir ekran kartı aslında bu. ROG Flow X13 için özel olarak tasarlanmış. Diyelim ki güçlü bir ekran kartına ihtiyacınız var. Bu cihazı alarak ROG Flow X13'e bağlayabiliyorsunuz. İçerisinde de RTX 3080 bulunuyor bunun. Yani ekran kartı tarafında beklentilerinizi sonuna kadar karşılayacak bir güç sunuyor size. Ayrıyeten şunu da belirtelim. ROG XG Mobile üzerinde farklı giriş ve çıkışlar da mevcut. Yani size ekstradan girişler sunduğunu da söyleyebiliriz. Evet sevgili Teknoloji Oku takipçileri, bu videomuzda Asus'un CES 2021 kapsamında tanıttığı en yeni dizüstü bilgisayar ve oyun aksesuarlarını göz atmaya çalıştık. Bu ürünlerin bir aksilik olmazsa bu yıl içinde bize teste geleceğini, en azından bir kısmının geleceğini söyleyebiliriz.
Geldiği zaman da yine detaylı, kapsamlı hem Osman yapar hem ben yaparım. Testlerle karşınızda olacağız. O gün gelene kadar bu ürünlerle ilgili sorularınız varsa bu videonun altında bize sormaktan çekinmeyin. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlardan takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.